Hocam, Türkiye'de domuz etiyle ilgili niye fırtına kopuyor ya? Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Hadi söylemeyeyim. Hocam, ekrana bir belge vereceğim hocam lütfen. Bu belge Temmuz 2006. O zamanki ismiyle Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir şey, resmi gazetesi, tebliğ diyorlar o zamanki adıyla. Çok ilginç. Şeyi böyle demişler ki, bu tebliğe geçen kasaplık hayvan, büyük hayvan, küçük baş hayvan, diğer kasaplık hayvanları böyle saymışlar. Demişler ki, kasaplık hayvan, büyük baş, küçük baş hayvanlar ve diğer kasaplık hayvanlar olarak ayrılır. Büyük baş hayvan sığır, manda ve deve. Küçük baş hayvan koyun ve keçi, diğer kasaplık hayvanlar domuz, yaban domuzu, at ve tavşan diye ayırmışlar ve D fıkrasında da karkas, kasaplık hayvanların tekniğine uygun olarak kesilip, kan akıtılarak düzülüp, iç organları boşaltılıp, böbrekle kavram yağı çıkarılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesi denilmiş. İlginçtir. İ bölümünde de dördüncü maddenin İ fıkrasında öyle söyleyeyim, sakatat da koymuşlar bu kasaplık hayvanlarla ilgili. Ya 2006 yılında aslında resmi gazetede yayınlamışlar. Tebliğ yapmışlar bununla ilgili hocam. Ya şimdi şöyle bu yani mesela Rusya bütün şeylerde bebek mamalarında tavşan eti kullanıyor mesela. Onlar da standart. Bu o tebliğ şöyle çıkarılmış aslında ithalat edilen ürünlere çıkarılmıştı. Çünkü Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil. Hani işte domuzdur, attır ama Türkiye'de bugün birçok yere baksanız DNA baksanız domuz da çıkar, şey de çıkar, at da çıkar, eşek de çıkar. Yani hatta Mart'ta çıkar. Çıkar da çıkar. Yani bugün bir DNA analizi yapsanız birçok yerden çıkar. Yani çünkü DNA şöyle oluyor. Bir ürün piştiği zaman DNA kalıntısına rastlayamazsınız. Onun için hani bir mesela düşünün bir köfte yaptınız. Belli bir dereceden sonra 150 dereceden sonra ya da pişirilen fırınlanan herhangi bir şeydi. DNA kalıntısı kalmayacağı için böyle bir sorun da kalmaz. Yani bu yaygara koptu da bence bu yaygaranın şeyi çok ilginç. Yani bence bu yıllardan beri var bu zaten. Ya yani bunu bilmiyor musunuz? Bütün Türk filmlerinde yok mu bu? Hani işte yani şimdi bazen insan bunu ilgincine gidiyor. Acaba diyorum hani bazen toplum birden bir şeye reaksiyon gösteriyor. Bunu da unutacaktır. Yani hani böyle bir hatırlıyorsunuz İzmir'de de böyle bir olay olmuştu. İzmir'de hatta bir domuz etinden bir şey salgını çıkmıştı. Trichinella spiralis. Biliyorsunuz bir parazit bu. Domuzdan bulaşan. Bütün kaslara yayılır ve kaslarda şiddetli ağrı ve ödem meydana getirir. Hatırlarsanız böyle bir şey olmuştu İzmir'de. O zaman yaygara kopmamıştı. Şöyle bir yaygara kopmuştu. Çiğ köfte yasaklanmıştı. Çünkü çiğ etten bulaşıyordu. Trichinella spiralis. Domuz eti de içinde bir sürü parazit barındığını söyleyeyim. Bir tanesi tenya solium. Tenya solium beyin tenyasıdır. Ve nörosistik sarkoz yapar. Yani beyinde kitle yapar. Domuzdan bulaşır. Yine domuzdan bulaşan diğer hastalık kasları yerleşen kurt olan, kasların içindeki kurt olan o zaman Trichinella spiralistir. Yani şuradan şunu söylemek istiyorum. Şeyde şu bir dakika. Oytun Hocam dondu. Oytun Hocam. Heh. Oytun Hocam. O zaman şöyle bir Aslında tekrar edersek yani yok yok hocam. domuzla Işık arkanızda sizi flu bırakıyor. Bir de bir yan dönmek. Arkadaki ışığı otel odası sevgili. kapatayım Yok, hocam. daha iyi olacak galiba. Bir gelin bakalım hocam. Yok kapatırsam. Gelin Nasılsınız? bakalım. Koltuğu bir tık aşağı indirirseniz hocam. Evet, çok daha iyi Nasılım? oldu.
Çok iyi oldu. Sadece bir tık aşağı inebilir misiniz siz? Ekranı tam yüzünüze doğru getirebilir misiniz acaba? Şöyle iyi Göbeği mi? ortadan kaldırarak. Evet. Kafayı biraz daha böyle tık. Çok kafa boşluğu çok fazla oldu hocam. Evet Ekranı hocam, olsun düzeltmek mi böyle. lazım? Yok, siz iyisiniz şu anda. Işık Yastığınızı da çok iyi koyayım oldu mı? Daha hocam. şöyle dur. Bak. Evet be. İyi Evet. miyim? Çok iyi hocam. Ha, yani şunu söylemek istiyorum. Yani özet olarak söylemek gerekirse domuzdan bulaşan iki tane enfeksiyon temel olarak var. Bir tanesi tenya, beyin tenyası. Öbürsü işte trişinella spiralis. Eskiden kas trişin diye geçerdi. Daha birçok parazit var domuzdan bulaşan işte ishal etkenleri var. Yani domuzdan iş yaparsanız halkta büyük bir sıkıntı oluşturursunuz. Yani hele bu kontrol dışı domuz olursa, yani yaban domuz olursa vay anam vay vay vay. Hocam zaten 2006 yılında Tarım Köy İşleri Bakanı yaban domuzunu kasaplık hayvan kategorisine almış. Abi o zaman bu yayını yapmamıza gerek yok. Onu gidin ona sorun abi. Hocam ben bugün ulaştım, belgeye şok oldum. Şok. Ya işte onlar neden mesela? Şimdi söyleyeyim onu da mesela onlar kasaplık hayvan şeydir onlar mesela. İşte bu kedi köpek mamaları için filandır ama o da tehlikeli. Yani ya bu kontrolsüz yapılacak bir şey değil. Yani mesela böyle bir şey yapılmamalı. Yani bir yaban domuzlarının kasaplık hayvan kategorisine alınmaması gerekiyor. Yani bu çok büyük bir sıkıntı. Hatta yaban tavşanları da alınmamalı. Ondan da çok enfeksiyon bulaşır. Yani bakın biz biliyoruz çiftlik hayvanlardan bahsediyoruz. Çiftlik hayvanları kontrol altındadır. Mesela biz çiftlik hayvanlarında bile mesela Brusella görüyoruz. Ondan sonra bizim Q humması denen bir şey var. Onu görüyoruz. Bazen Salmonella görüyoruz. Birçok hastalık görüyoruz. Zoonoz dediğimiz insana atlayabilen hastalıklar görüyoruz. Onları bile zor kontrol altına alırken bu şekilde yaban domuzunun olması tabii normal bir şey değil tabii. Yani zaten yaban domuzunun et olarak kullanılması söz konusu olamaz. Söz konusu olamaz. Hocam şimdi Köktücü Yusuf açıklama yaparken diyor ki üretim aşamasında hijyenik. Ya kimse üretim aşamasını sormuyor ki zaten. Yani senin üretim aşamasında etlerin hijyenik değil demiyorlar ki. Gelen et yaban domuzu ve domuz diyor, insanlar itiraz ediyor. Yani orada da bir kelime oyunu yapılıyor çok ince bir şekilde. Çok doğru söylüyorsunuz. Ya olay buradaki hijyenik çekimler, hijyenik olaylar değil. Olay tamamen domuzun kendisinden kaynaklanan bir enfeksiyon sorunu var. Çok doğru söylüyorsunuz. Hocam bir de bir efsane var bu Köfteci Yusuf meselesinde çıkınca. Ya domuz eti dana etinden daha pahalı kardeşim. Adam manyak mı domuz etini dana etiyle karıştırsın? Halbuki öyle bir gerçek yok. Aksine dünyada da bizde de domuz eti dana etinin yarı fiyatı. Çünkü domuzlar daha çok ürüyorlar ve daha kolay besleniyorlar. O açıdan da o da bir yalan yani, önce onu söyleyeyim. Yani Abi şöyle dana söyleyeyim etinden zaten. ucuz domuz eti, çok net bir Yani şekilde. kısa bir şey söyleyeyim. Domuz zaten yamyam bir hayvan. Sadece işte şey yem yemiyor. Kendi leşini de yiyor. Yani esasında böyle bir hayvan değilmiş ama insanlar domuzu leş yiyen hale Evcilleştirerek. getirmiştir. Evet. Ve Hocam. domuz etinde daha büyük tehlike söyleyeyim ben size. Priyon hastalıkları da çok fazla. Hani bu deli dana dediğimiz. Ya ben ondan da çok korktum. Yani tamam işte kas trişini, işte kasın içinde iltihap yapıyor, kasın içinde kurt yapıyor. Biliyorsun İzmir'de şöyle olmuştu bu salgın. Çiğ köfte de domuz kullanıldıktan sonra çiğ köfte yiyen insanlar Ege Üniversitesi'ne ve 9 Eylül'e kas ağrılarıyla gittiler. Ve anlaşılamadı ne olduğu ama bir MR çekildiğinde kasların içinde binlerce kurt olduğu görüldü. Yani düşün etinizin içinde, kendi kaslarınızın içinde insanlarda yüzlerce, binlerce kurt var. Ve çıkarılması mümkün değil. Yani ameliyatla da çıkaramazsınız. Bildiğiniz kurt. Yani 200 santimlik kurtlar yani. Yazık bu insanlara. Mesela biz çok şey de görüyoruz bazen. Beyinde kitle yapar.
Tenyasolium'da görüyoruz domuzlardan bulaşan. Aynı beyin tümörü gibi davranır. Yani domuzlardan size bulaşan en az 4-5 hastalık söyleyebilirim. Yani şu çok sıkıntılı. Bir de en tehlikeli hastalıktan bir tanesi de deli dana olacaktır. Yani çünkü kontrolsüz olduğu için yani yarın inşallah böyle bir sorunla karşılaşmayız. Korktum ondan. Yani ilk bunu duyunca ondan korkmuşumdur. Hocam bir şey söyleyeceğim. Yani domuz etinde bu hastalıklar varsa Avrupalıların hepsi hasta mı? Abi Avrupa'da çok var. Şimdi şöyle, Avrupa'da domuz çiftlikleri olduğu için Avrupa'da domuz kontrol altında. Yani aynı bizim bizde, nasıl sığırlar ve koyunlar. Bizde de 13 bin domuz çiftliği varmış hocam. Ama kontrol altında. Yani hepsi evet, 13 bin tane hocam. Kontrol. Yaban domuzları kontrol altında değil. Bravo. Yaban domuzları vahşi hayat kontrol altında değil. Ama ilginçtir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi yaban eti çiftliklerdeki beslenen etten daha çok tercih edilen bir et bir de hocam dünyada. Ve en tehlikeli et de o. Mesela yurt dışında oluyor mesela geyik yiyenlerde işte vahşi tavşan yiyenlerde bir sürü hastalık görüyoruz. Mesela biz geyik yiyenlerde çok hastalıklar görüyoruz. Tavşanda da oluyor. Yani bütün vahşi hayat hastalık taşır, virüs taşır, bakteri taşır, parazit taşır. Onun için ya bu çok yani şu konunun konuşulan konu yani normal bir konu değil. Yani şunu bir cümle geçmeliyiz. Domuz, vahşi domuz eti korkunç salgınlara sebep olur nokta. Wow. Wow. Hocam tabii yani çok siz, can yanar. Şimdi siz aslında sadece bir tıp konusunda bir bilim adamı olarak görmüyorum sizi. Önce onu söyleyeyim. Çok kapsamlı bir bilim adamısınız. Hayatın farklı alanlarıyla da düşünen ve bununla ilgili olarak ilginç tezleri ortaya getiren birisiniz. Size merak ettim. Yani en azından analitik düşünce açısından sizin bir iş yeriniz olsaydı Mart'ın 18'inde devlet sizin iki iş yerinizle ilgili işte 200'ün üzerinde seri şubeniz olsaydı ve mali değeri de çok büyük o yıllık 2 milyar civarında ciro yapsaydınız mesela 18 Mart'ta devlet sizin iki iş yerinizle ilgili böyle bir rapor tutsaydı siz bunu kamuoyuna duyurmayı ve kamuoyuyla paylaşmayı mı tercih ederdiniz yoksa bunun duyulmaması için mahkeme kararı alıp onu yasaklatır mıydınız hocam? Bu zor bir soru değil yani bu kadar büyük bir mali olayda yani tabii ki mali çökmeye yaşayacağım için gizleme kararı alırdım. Ama şimdi daha kötü çöktünüz. Neden? Çünkü açığa çıktı. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır. Hocam ben de aksine diyorum ki bu kadar büyük bir işletmeniz varsa böyle bir olay geldiğinde düzenlerdim basın toplantısını, çıkardım kamuoyunun karşısına. Derdim ki odur meydan kardeş. Bana kumpas çekiliyor. Benim iş, ben domuz eti kullanmıyorum. Herkese açığım. Ben resmen batırılmak isterim diyorum. Derdim. Olabilir ya. Bu komplo da olabilir. Yani şimdi bu neden olmasın ya? Böyle büyük bir firmasınızdır. Size komplo kurulmuş olabilir. Yani burada size katılıyorum. Şeffaflık yapılıp ya kardeşim gelin. Bu süreci engelleyebilirdiniz diye düşünüyorum hocam. Katılıyorum. Katılıyorum. Yani şöyle yani bir şey. Burada bir akıl tutulması görüyorum. Hatta ben şey düşünüyorum. Diyorum ki acaba şöyle mi yaptılar? O 7 aylık süre içerisinde açığa çıkıncaya kadar arka planda kapalı kapıların arkasında onu ortadan kaldırmaya bir mutabakat kurmaya çalıştılar. Olmayınca patladı. Çünkü gizli kalmasının 7 ay boyunca tek bir anlamı var. Anlaşmaya çalışmak. Burası Türkiye. Abi bu sen gazeteci olan sensin yani. Bu işleri sen çok daha iyi biliyorsun. Yani, aklıma bu geliyor çünkü. Başka bir şey gelmiyor ki hocam. Ama şöyle bir şey sana söyleyeyim. Ben şu yönden bakayım ya bir tıpçı olarak. Ben hani komplodan falan bakmayayım. Şöyle bakayım. Ya bugün konumuz şu olsun mesela. Ya domuz eti eğer kullanılırsa ne olur? Felaket olur. Nokta son. Eğer kullanılırsa. Ha, komploydu. Kullanıldı mı? Kullanılmış mı? O bir gazetecinin ya da kurumların araştırması. Evet. Ama hocam, böyle bir şeyin olması ben size daha kötü bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin birçok yerinde domuz eti ve diğer vahşi hayvan etleri kullanılıyordur. Yani geniş bir araştırmaya gelirse bu
3 değil, 5 değil, 1000 firmadan çıkar. Birçok yerden çıkar bu. Hocam daha ileri gideceğim. Daha ileri gideceğim. Türkiye ne kadar domuz üretildiğini, yani ne kadar et üretildiğini domuzdan biliyordur. Elinde veri vardır. Kaçak hayvanlar da olasılık olarak bulabilirsiniz çok net bir şekilde. Yani yaban domuzları konusunda da. Olasılık hesapları. Oturursunuz hesaplarsınız. Üretilen de bellidir. Aradaki farkı ithal ediyoruz diyebilirsiniz ama ben bugüne kadar böyle bir şey duymadım. Niye bizden domuz eti ithal etsin ki Avrupa? Kesinlikle katılıyorum buna. Yani yani bunu kesinlikle olarak, biz tüketiyoruz bunu. Bize kimse hikaye anlatmasın yani. Ya tabii Türkiye'de vahşi hayatta çok büyük bir vahşi hayat var yani. Sonuçta domuzlar avlanıyor. Birçok ben biliyorum mesela birçok avcı domuz avlıyor yani. Ben Türkiye'de binlerce domuz avlandığını biliyorum yani. Kendim de biliyorum. Hatta bana soruyorlar hocam işte bunu hayvana verelim mi falan da diyorlar mesela. Hocam kedilere verelim mi, köpeklere verelim mi diye bana soruyorlar bazen. Hani avladıkları domuzları hani vahşi hayatta ben sakın ya böyle şey yapmayın. Bunlar birçok parazitin köpek ve kediye geçmesine ve döngülerin tamamlanmasına sebep olur. Size de bulaşır diyorum. O zaman ne yapalım hocam? Kardeşim diyorum ya madem bunu avladınız gömün bunu diyorum. Yani ben diyorum ama bunu ben çok kimsenin dinlediğini düşünmüyorum. Anladım hocam. Domuz eti konusunda yeterlik veriyorum ve sizinle yaptığımız programlardan eğer